this game. One goal, one team. Fight for that possession, gotta act fast. Another shot, another pass. City comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion. Günaydın, günaydın, günaydın. Cumartesi 11 bin Euroleague'le karşınızdayız. Turkish Airlines Euroleague'de 22. maç haftası oynandı ve sonunda mutlu olduğumuz bir haber geldi ve hiçbir maç ertelenmedi. Bu hafta Covid sebebiyle hiçbir maç ertelenmedi. Üstelik iki Türk takımı da kazandı. 2'de 2 yaptık. Bu yüzden mutlu, yüksek enerjili bir programla karşınızdayız. Koç günaydın. Günaydın İsmail. Nasılsın? İyi, bu Can her hafta bize böyle renkli kağıtlar veriyor. Bakıyorum anlamaya çalışıyorum. Sonra bana anlattı neden öyle olduğunu. Yani güzel. Akışımızın bir standardı var koç ve bu zaten 5 senedir var. Senin bunu yeni merak ediyor olman da. Hayır, renkli her hafta hani tamam, o sınava giren öğrenci. Bir anlamı var işte. Hangisi grafik anlamı da geliyor, hangisi... Ama bu arada yani bu renklerin bu kadar dikkatini çekmesi normal. Çünkü yazıcımızdaki mürekkep kartuşları değişti. O yüzden ondan, daha iyi bir yazıcımız. Ondan dolayı mı diyorsun? Sevgili izleyenler, akışımız şöyle bir şey. Bu akışın içinde gördüğünüz renkler, İhsan Hoca bundan bahsediyor. Her rengin farklı bir anlamı var ve yani buradan benim rahatsız bir insan olduğum da açığa çıkıyor. Ama kusura bakmayacak. Şöyle bir teori var, yani rahatsız olmayan koç olamaz derler. O zaman daha dün konuşuldu abi. Hakan Demirel'den şok Hakan Demirel'den öyle, bütün eski antrenörlerine. Peki sen ne yapacaksın? Ben rahatsız olmadığını iddia etmiyorum yani. Öyle bir kişi var biliyorsun bu masada. Ne? Tek rahatsız olmayan, normal olduğunu iddia eden yani sensin. Normal bir insan. Evet. Kendi iddia ediyor sadece. Valla bir anket yapsak yani çıkmaz yani. Normal çıkarım. Öyle geliyor bana da. Çok normal yani. Benim normal çıkmam. Ha, senin normal olduğunu düşünmen normal. Hakan'cığım günaydın. Günaydın İsmail. İki galibiyet tabii ki. Gülüyoruz. Çok keyifli. Dışarıda güzel bir kar yağıyor. Biz de burada keyfimiz yerinde. Programımızı yapacağız. Yani maçlar ertelenmeyince bizim program da ertelenmiyor. O yüzden ritüelimizi yerine getiriyoruz. Çok da keyifli. Peki sonuçlara ve puan tablosuna bakalım. Hakan Demirel ve İhsan Bayülken'le beraber yine Bein Euroleague'deyiz bu hafta. 22. maç haftasında neler oldu? Oo evet ya, Unix Kazan maçıyla başlamıştı hafta. Hatta ben anlattım. 70-64. Ya o maçta da çok ilginç bir şey oldu. Son 1,5 dakikada Londra merkezdeki arkadaşlar, IMG merkezdeki arkadaşlar yanlışlıkla sinyali değiştirdiler ve maçın son 1,5 dakikası dünyada yayınlanmadı. 70-64 Unix Kazan kazandı, Barcelona'yı yendi. Monaco deplasmanda Zenit'i yendi 86-77. Mike James Euroleague'in en değerli oyuncusu gibi oynuyor son haftalarda. Bu iyi oyunu devam ediyor. Antrenör değişikliği işe yaradı Monaco'da. Ona hiç girmiyorum. Fenerbahçe Beko Jagiris Kaunas'ı yendi 73-67, çok fazla eksiği olmasına karşın. Real Madrid deplasmanda Alba Berlin'i yendi 89-74. Maccabi Tel Aviv Olympiakos'u 84-69 yenerek o uzun mağlubiyet serisine son verdi. Olympiakos yine bir deplasman maçı, yine kırıldı. Yani Efes, Fenerbahçe Beko ve CSK maçlarında da kırılmıştı Olympiakos. Bu maçta da kırıldı. Gerçekten çok dikkat çekici bir düşüş Olympiakos'tan. Maccabi de Sferopoulos biraz toparladı gibi, o virajı döndü gibi görünüyor. Olimpia Milano deplasmanda CSKA Moskova'yı 57 sayıda tutarak yendi ki o 57 sayının 14'ü de ikinci şans sayısıydı. Gerçekten acayip bir savunma yaptılar. Tabii ki Will Clyburn ve Daniel Hackett'ın olmayışı, Milano'da da Mitoğlu, Shavon Shields ve Gigi Datome gibi eksikler vardı. İki takımda da eksikler vardı ama Milano bu savunmayla CSKA'yı deplasmanda yendi. Anadolu Efes Adrian Moerman'ın inanılmaz bir üçlüğüyle kazandı. 82-81 Panathinaikos'u yendi. Bayern Münih deplasmanda Baskonya'yı yendi. Wade Baldwin yine iyi oynadı ama yetmedi bu kez. Azvel'de Kızıl Yıldız'ı 69-67 mağlup etmeyi başardı. Turkish Airlines Euroleague'de puan tablosuna bakıyoruz. 19 maç oynamasına karşın Real Madrid 16 galibiyette. Onlar lider. Barcelona 16-5. 21 maç oynadılar. Onlar 16-5. Olimpia Milano
13-6 şeklinde yani. Ama onların da 3 eksiği var. Olympiakos'un 3 eksiği var. 12-7 olan Olympiakos, Unix Kazan ve Zenit var. Arkasında CSKA Moskova 12-8 oldu. Anadolu Efes 10-10 gidiyor şu anda. İki takımın da 20'şer maçı var. Yalnız şöyle bir tabloda şu anda Anadolu Efes, Real Madrid, CSKA Moskova, Barcelona çeyrek final eşleşmeleri oluşuyor. Gerçekten çok acayip bir hal alabilir playoff tablosu. Bugün bitse böyle eşleşmeler, yani Efes herhalde 7 olup Barcelona ile eşleşmek ister diye düşünüyorum ama gerçekten ilginç bir playoff serisi bizleri bekleyecek. Ama Monaco da ittiriyor arkadan, onlar 21 maçta 10 galibiyetteler. Playoff'u zorluyorlar. Sonrasında Fenerbahçe Beko bu kadar eksikle yine ayakta kalmayı başardı. Fenerbahçe Beko yine hayatta, Fenerbahçe Beko ve playoff yarışını kovalıyor en azından son ana kadar. 3 maçı eksik Fenerbahçe Beko'nun da. Bayern Münih ve Azvel 20 maçta 9'ar galibiyetteler. Maccabi 19 maçta 8 galibiyette. Kızıl Yıldız 19 maçta 7'de. Baskonya 20 maçta 7 galibiyette. Alba Berlin 19'da 6. Panathinaikos 19'da 4. Žalgiris Kaunas 18'de 3. Peki günün menüsüne bakalım. Bugün Bein Euroleague'de neler olacak? Turkish Airlines Euroleague'de 22. hafta geride kaldı. Haftayı 2-2 ile tamamladık. Fenerbahçe Beko zorlandığı Žalgiris mücadelesinde düğümü son çeyrekte çözdü. Guduric ve Şehmoz'un etkili oyunuyla gelen galibiyetin detayları birazdan Bein Euroleague'de konuşulacak. Anadolu Efes bir kez daha son topta güldü. Çekişmeli geçen maçta Panathinaikos'u mağlup eden lacivert beyazların maç içindeki iniş çıkışları az sonra değerlendirilecek. Haftanın öne çıkan detayları, istatistikler ve değerlendirmelerle Bein Euroleague başlıyor. Bein Euroleague'e ilk olarak Fenerbahçe Beko'nun galibiyetiyle başlayacağız. Fenerbahçe Beko Žalgiris Kaunas'ı yendi. Her zaman olduğu gibi istatistiklerle başlayacaktık ama bu sefer öyle başlamayacağız. Her zaman olduğu gibi başlamayacağız. Biraz enerjimizi yükseltmek istiyoruz. O yüzden maçta belki de sezonun en unutulmaz hareketlerinden biri vardı. O hareketi bir izleyerek, böyle biraz daha gülümseyerek, daha enerjimizi yukarı çıkaracak şekilde başlayalım istedik. Bayanlar baylar, karşınızda Şehmuz Hazer. Şehmuz Hazer, Şehmuz Bravo, Hazer Şehmuz. Uzandı topa, çalmayı başardı Şehmuz. Tek başına gidiyor Şehmuz. Oh! Oh! Şehmuz Hazer. Harika bir basket. İnanılmaz bir smaç geldi Şehmuz'dan. Evet, Şehmuz Hazer'in inanılmaz smacı. Koç, İnanılmaz. Ne anlatırsın bu smaçla alakalı? Şehmuz zaten anlatmış. Yani. Onu ama dinleyeceğiz tabii, ayrıca. Tabii burada önemli olan o top kaptıktan sonra o reaksiyonu verebilmesi. Şehmuz'un atletizminin sınır tanımadığı bir pozisyon. Yani tarihe geçti. Yani net bir şekilde kusursuz, herkesi heyecanlandıran. Şimdi burada tabii hani baktığın zaman çok fazla ama havada daha da yukarı çıkarak hani NBA'de gördüğümüz smaçlar evet. Vardır ya. Bir merdiven daha buldu orada değil mi? Şimdi orada çok yakındık biz de pozisyona. Görüyorum. Hani zaten ona da bakacağım. Yani ilk reaksiyonu, ilk Can anlamış smaç olacağını. Hakan en son anlamış. Hakan herhalde yapamaz diye düşünüyordu. Yani en son girdi. Can'ın vallahi reaksiyonu. Herkes ayaktaydı. Yani pozisyonla beraber alkış sesleri, salonun enerjisi zaten bir geri dönüşün sinyaliyle beraber gelmişti. Can ama fark etti orada. Sonra Hakan, Osman abi hepsi arkada görüyorum. Yani ben tabii objektif olamayabilirim. Çünkü şeyimizi çok seviyorum ama bence bu sezon daha iyi bir smaç olur mu bundan bilmiyorum. Yani çünkü topu çalarken zaten ciddi bir efor sarf ediyor. Top alıp karşı sahaya götürene kadar ciddi bir efor sarf ediyor ve bu kadar sıçrıyor yani. Ve Marek Blažević'in üstünden. O yani, Blažević mi ya? Blažević. Lekavicius gibi gözüküyor burada. Yani Blažević 2-9 ve fizikli bir oyuncu. Nando De Colo
genç bacaklar demiş. Öyle açıklamış. Tek adım sıçrıyor Hakan Şehmuz. Tek adım da bu kadar dengeli kalabilmesi beni çok etkiledi bu maçta. Tabii. Yani o sadece atletizm değil, demek ki dengesi de o çalışarak elde edilebilecek bir şey. Çünkü atletizm doğuştan gelen bir yetenek olabilir. Ama o dengesi, işte topla, hatta düşüşü bile çok dengeli. Yani geçtiğimiz sezonu hatırlıyorum ben Şehmuz'un. Arada sırada kötü maçlar oynuyordu. Yine jenerikte hep Şehmuz vardı. Yani evet, bunu bir şey çok iyi biliyor o nerede gitmesi gerektiğini, nerede sıçraması gerektiğini. Bu da bir tecrübe bence. O yüzden ya, gurur duyduk ya. Yani sadece bu smaçta değil. Bence yani maç önünde Fenerbahçe'de artık Şehmuz'un bir rolü olduğunu konuşmuştuk. O rolü büyütmesi için bir fırsat var önünde. Bence bu maç çok güzel bir başlangıç oldu onun için. Şu smaçla alakalı Şehmuz neler söylemiş, ona bakalım şimdi. Şehmuz, tebrikler öncelikle. Maçı konuşacağız. O müthiş geliş konuşacağız ama bir smaçı konuşalım istiyorum. Topu çaldın ve muazzam bir smaçla bitirdin o pozisyonu. Sen nasıl hissettin? Nasıl gelişti pozisyon? Yani aslında maçın başında çok yorgundum. Yani böyle üst üste maçların verdiği bir yorgunluk vardı ve ilk 3 dakika hiç iyi hissetmiyordum kendimi. İşte dinlendim. Kenara geldikten sonra ikinci yarıya, devre arasında da biraz dinlendim ve ikinci yarıya başladıktan sonra yani bir şekilde bir enerji geldi yani o an. Öyle vurabileceğimi maçın başında sorsanız ya yani ortasına hayır derdim ama bir an gelen enerjiyle onu sayı yaptım diyebilirim. Ha, o kadar mahcup anlatıyor ki ya, kusura bakmayın yanlışlık oldu dermiş gibi. Gerçekten inanılmaz. Yani çok tatlı zaten Şehmuz. Çok iyi bir karakter. Ama bilmiyorum, yorgun hissederken bunu nasıl vurabiliyor koç? Yani o biraz da ortamın etkisi. Yani taraftar hani maç 43-26 idi. Evet. 6 dakika geçmişti. 17 sayıydı. Evet, 17 sayıydı 3. çeyreğin ortası. Öyle bir ortam yaratıldı ki işte bu enerjiyi yakalayan veya seni var eden oyuncular için o ortam bu tip pozisyonları tetikler. Şehmuz da hani Polonara gibi, Henry gibi bu enerjiyi yakaladığı zaman veya orada kendini ifade edebilecek bir alanı yakaladığında veya atmosferin de o enerjisi seni desteklediği zaman bu tip pozisyonlar gelebiliyor. Tabii burada taraftar mı yaptırdı smacı diyorsun? Taraftarın etkisi çok fazla diye düşünüyorum. Ama hani şunu da atlamayalım. Yani hani derler ki işte ya bu nasıl olsa defalarca gördüğümüz yani smaçlardan bir herkes yapıyor da diyebilir. Ya şimdi biz burada ülke basketbolu için yeni kahramanlar, yeni yüzler, yeni ilham kaynakları arıyoruz. Ve bunları yakaladığımız zaman da bizim buna sahip çıkmamız lazım. Ama Şehmuz bu çizgisini geliştirmediği takdirde yine biz eleştiri yapacağız. Çünkü onun potansiyelini çok iyi biliyoruz. Ama Fenerbahçe Beko'da takımın oyun yapısı, Şehmuz'un bu karakteristik saha içinde yaptıklarını desteklemesinden dolayı tamamen bu uyum bizi de heyecanlandırıyor. Çok. Ve Şehmuz'un sadece bunu değil, mesela 66-64 öne geçen üçlüyü de atan oyuncu, evet. Şehmuz. Yani sadece bu tip pozisyonlardan bahsetmiyoruz. Hakan, bu pozisyon özelinde Şehmuz'un açıklamasını nasıl buluyorsun? Yani yorgundum, bir anda enerji geldi. Olur mu böyle oyunculara? Olur. Olur. Yani tabii normalleşmiş artık Şehmuz için. Yani şimdi bir tek Şehmuz çok abartmıyor yaptığı smacı şu anda. Ama maç içerisinde o heyecanla beraber, Fenerbahçe'de o heyecanı bu sene biz çok görüyoruz. Yani bu birçok oyuncudan kaynaklanıyor. Bu heyecanı takıma aşılayan birçok oyuncu var. İşte Pierre Henry farklı bir şekilde yapıyor. Akile Polonara farklı bir şekilde yapıyor. Şehmuz da kendine böyle bir misyon yüklemiş ve çok da güzel oturuyor. Ama bazen mesela maça çıkarsın, böyle ayakların geri geri gider. Yani gidemezsin, çok böyle nefesin çıkmaz. Ondan sonra o işte nabız böyle bir 200'ü görür. Sonra geçer, bence dinlenirsin. Geldikten sonra çok daha rahat hissedersin kendini. Bence Şehmuz'un da başına gelen o oldu. Yani o maçın stresiyle beraber, çünkü kolay bazen değil. Mental olarak engeller. Ben o yüzden sporcu olamadım. Ya mesela şöyle bir durum. Büyük maçlara çıkarken böyle hep heyecandan elim ayağım titriyordu. Hiç olamadım yani. Oraları geçememiştim. Psikolojinin mesela yorgunlukla alakalı çok paralel bir etkisi var. Çünkü mesela oyuna girdiğinde nabzın 80-90'sa bir anda 120'ye çıkar o adrenalinle beraber. O normalleşmeye başladıktan sonra daha rahat hissedersin, nefesin açılır. Veya mesela
Girersin, nefes nefese kalırsın. Ondan sonra biraz böyle o ritme alıştıktan sonra daha kendini rahat hissedersin. Şeymuz da artık o maç ritmin çok iyi olduğu için, geçen sene çok oynayarak geldiği için buraya. Bence o ilk şeyi aksiyona geride bıraktıktan sonra ondan sonra çok daha rahat hissetti kendini. İhsan abiye katılıyorum şimdi. Biz geçen sene bir ekte ona yapayım. Geçen sene çok Sertaç konuşuyorduk değil mi? Evet. Hatta yani eleştiri de aldım. Ya yeter kardeşim yani, hep Sertaç. Şimdi geçen sene kahramanımız bizim Sertaç'tı. Bu seneki kahramanımız inşallah böyle giderse Şeymuz. Çünkü hakikaten keyif veren, keyif aldığımız, içselleştirdiğimiz oyunculardan biri. Yani Türk oyuncular bu ülke için çok değerli. Ve Şeymuz da onlardan biri olacak. O yüzden iş ahlakı olan, çalışmaktan vazgeçmeyen her Türk oyuncunun yaptığı hata ne olursa olsun biz hep arkasındayız, yani bunu yenileyelim. Yanında. Uçan. Evet, yanında. uçan Batmanlı. Öyle diyorum. Dün de bu çok hoşuma gitti bu video ve Twitter'da paylaştım. İşte yani bir sürü eksik var, işte Nando De Colo yok, Yan Veseli yok, işte hoca hasta, Pierre-Henry'nin oynamaması gerekiyor, sakat sahada, Jalgiris öne geçmiş, böyle umutların tükendiği anda yani orada şey dedim, hani biraz da hani etkisi olsun diye, ya 22 yaşında kafayı takmış bir Batmanlı'ya bakar dedim. Yani hani gerçekten öyle çıktı. Onu mesela onunla alakalı geri, yani neden nerede doğduğunu belirtme gereği duyuyorsun. Çok önemli Şeymuz'un Batmanlı olması. Yani Alperen'in Giresunlu olmasını nasıl vurguluyoruz sürekli? Çok önemli onun Giresunlu olması, onun Batmanlı olması. Çünkü Şeymuz'un bu smacı yapıyor olması, Batman'dan çıkan bir çocuğun profesyonel kariyerinde tırnaklarıyla kazıya kazıya gelip henüz 22 yaşında Euroleague seviyesinde çıkıp bu smacı yapıyor olması oradaki başka çocuklara hayal kurdu. Çünkü tarihte Batman'dan yetişmiş hiçbir sporcu Euroleague'de oynamamıştı. Euroleague'deki ilk Batmanlı'dan bahsediyoruz. Tabii ki önemli. Oradaki çocuklara hayal kurdurtacak, etrafındaki çocuklara hayal kurdurtacak. Şeymuz yapıyorsa biz de yapabiliriz diyecek. Bizim mahallenin çocuğu, bizim şehrin çocuğu, semtin çocuğu yaptı bunu diyecek. Ben bizzat yaşadım. Benim doğup büyüdüğüm mahallemde Furkan Aldemir vardı işte. O da Karşıyaka'da, Soğukkuyu'da doğup büyümüş bir çocuk. NBA'ye gitti. Ve onun etkisini, oradaki çocuklara etkisini, basketbola başlatmasını gördüm. Nasıl bir etki olduğunu gördüm. Bu yüzden yani bu bence çok kıymetli, çok önemli. Şeymuz belki farkında değil. O smacı bile anlatırken mahcup anlatıyor. Çok alçak gönüllü yaklaşıyor. Ama Şeymuz hayal kurdurtuyor çocuklara. Bence en önemlisi bu. En önemlisi bu. Yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun, imkanlarınız ne olursa olsun, ailenizin, okulunuzun imkanları ne olursa olsun, yeteri kadar çalışırsanız ve peşinden giderseniz hayalinizin bu olabilir. Tabii ki kolay olmaz. Şeymuz için de hiçbir şey kolay değildi. Bandırma'ya gitti. Orada ilk Batman Petrol'de oynarken keşfedildi. Oradaki öğretmenlerine de, antrenörlerine de hepsine saygılar. Sonra Banvit'i keşfetti. Bandırma'ya aldılar. Oradaki organizasyonda emeği geçen herkese de saygılar. Sonra Beşiktaş'a gitti. Orada da bir sene oynadı. Yine oradakilere de saygılar. Ve şimdi Fenerbahçe'ye geldi. Euroleague'de en üst seviyede oynuyor. Yani bu bence çok kıymetli. Zor günler geçirmedi mi? Bandırma'da kaldıkları yatakhaneleri de gördük yani biz. Ranzalarda yatıyorlardı. Kim bilir ne zor günler geçirdi Şeymuz. Ama nerelerden nerelere geldi? Bilmiyorum. Bence bu hikayenin yüceltilmesi gerekiyor. Yani tabii ki bu hikayeler olduğu zaman yenileri geliyor. Yoksa kısır bir döngünün içinde niye biz oyuncu yetiştiremiyoruz, niye yeni yüzler gelmiyor diye bir arayışa giriyoruz. Ondan sonra da gidiyorsun, devşirme oyuncularla milli takımlarda yer almaya çalışıyorsun. Yani Türkiye büyük bir coğrafya ve yetenek olarak bizim hiçbir eksiğimiz yok. Sadece o yeteneğe... Gene havuzu da geniş değil mi? Yani yeteneğe ulaşma kısmında veya o hayal dediğin kısım... Biraz yaşama sevinciyle de alakalı bir şey. Yani artık günümüzde bilgi olsun, konulara ulaşma çok daha kolaylaştı. Yani artık herkesin bir cep telefonu var. Yani Türkiye genelinde olmayan yok. Şimdi teknolojinin bu kadar geliştiği ve ilhamı elde ettiğin yerlerde bazen
dokunabileceğin bir kahramana veya senin yakın olduğun veya senin aynı coğrafyada birilerine ihtiyaç duyuyorsun. Yani niye illa işte Fenerbahçe'de veya Anadolu Efes'te oynayacak bir altyapı oyuncusunun ileride iyi bir yere geleceğini düşünüyorsun ki? Öyle bir şey yok. Yani bunun örneklerini arttırabilmek için basketbolunda Türkiye genelinde etkili bir şekilde adının anılıyor, organizasyonu olması çok lazım. Çok önemli bir şey söyledin. Yani orada yetişiyor olması lazım o çocuğun. Orada başlıyor olması lazım. Yani zaten bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi o çocuğu çıkartıp oradan başka bir yere getirdiğin zaman o çocuk mental olarak veya hayatta ne beklediği konusunda hazır değilse orada olduğun yerde patinaj yapmaya başlıyor. Önemli olan orada bu filizlerin atıldığı yerde doğru bir organizasyonun içinde o yeteneği oradan hani mahsul almak gibi düşünürsen doğru zamanlama yapman lazım. Ha tabii burada oranın olabilmesi için de şimdi her tarafta bir basketbol federasyonu ne yapıyor bilmiyorum. Ama Türkiye'de pilot bazı şehirlerin seçilerek buralarda basketbolun gelişimi için oradaki antrenörlerin ayağına gitmek lazım. Antrenörleri buraya getirmemek gerekiyor. Oraya gideceksin. Türkiye'de çok üst düzey antrenörler var. Yani TÜBAT mı yapar, federasyon mu yapar? Ama biz kendimizi ifade etme kısmında baktığın zaman herkes her şeyi yapıyor gibi gözüküyor. Çok güzel, bizde hep böyledir zaten. Ama denetleme kısmında hep biz eksiyiz. Yani oradaki antrenöre hazır bilgiyi vermek yeterli değil. Oyuncunun hayatını programlamak, basketbola eğitimini ne şekilde enjekte edeceksin? Bunların hepsini artık yani NBA'de oyuncu artık yanında bir orduyla gidiyor. Yani işte beslenme uzmanı, kondisyoneri, psikolog orduyla gidiyor yani yıldızlar. Şimdi artık bilgiye bu kadar kolay ulaşıldı. İşte her şeyin bir oyuncu etrafında donatılıp ondan sonra bütüne girildiği bir ortamda biz bundan eksik kalmayabiliriz. Ve bunun olabilmesi için de hani bakış açısı. Yani biz günlük yaşayan bir toplumuz. Bunun değişmesi gerekiyor. Ve gündemimizde olan konular genellikle 10 saat sonra hiçbir ifade etmeyen konular. Spor demek uzun vadeli plan program demek. Ama bazı kişilerin elinde çok fazla değer kaybeden noktalar var. Bizde her şey gücü elde edene kadar. Gücü elde ettiğin zaman o gücün kullanımı kısmında çok ciddi problemleri olan bir sistemi olmayan bir ülkeyiz. Ve hani başka yerlere gidiyorum şu anda ama gücü eline alan daha açılımcı olması lazım. Herkesten iletişime geçip fikir alması lazım. Bizde gücü eline alan ne yapıyor biliyor musun? Daha küçülüyor böyle. Diyor tamam diyor. Üç kişi de etrafımda olsun diyor. Ben diyor bunlarla diyor güzel işler yaparım diyor. Nasıl olsa güce sahip olduğun zaman da kimse seni bir noktadan sonra eleştiremiyor. Öyle körler sağırlar, birbirini ağırlar. Gidiyoruz biz böyle. Söylediğin işte orada yetiştirmek, oraya gitmek, oraya gitmeden anlatmak olmaz. Bu çok önemli. Bununla alakalı bir kitap okudum. Onu da önermiş olayım. Yani ben değil, zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün önerdiği bir kitap bu. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye bir kitap var. Finlandiya'nın yükselişini anlatan Grigori Petrov'un. Okumanızı da tavsiye ederim. Bu arada izleyicilerimize de bir kitap tavsiyesi yapmış olalım. Hakan, sen nasıl anlatırsın Şeyh Mus'un çocuklar üzerindeki etkisini? Hani imkanı olmayan, çok büyük şehirlerde olmayan çocuklar üzerindeki etkisi. Ya sen çok güzel bir şey söyledin. Kafayı takmış bir Batman dedin. Şimdi birincisinin nerede doğduğunun hiçbir önemi yok. Ama oradaki çocuklara ilham kaynağı olması açısından işte Mersin olur, Batman olur, Kastamonu olur, ne olur, neresi olursa olsun. Ama önemli olan bir nokta kafayı takmış olması. Yani şu anki jenerasyonda maalesef kafayı takacak sebebi çok olmuyor sporcuların. Yani çünkü her şey işte bir tık da geride bırakabiliyor, yana kaydırabiliyor. O yüzden aslında bu bir tık obsesif olmak, kafayı takmak, takıntılı olmak elit sporcu olma yolundaki en önemli noktalardan biri. Çünkü yani ben bir iki tane sporcuyla çalışıyorum mesela. Adam 10'da 8, 10'da 8 atıyor. Bir yerden 10'da 4 atınca ya diyorum boş ver gel çok iyi attın. Uyuyamam abi diyor. Şimdi şeyimizde topu kovalarken, o topu çalarken onu hissediyorsunuz. Kafayı takıyor yani. O takıntılı bir şekilde o topu istiyor. Şimdi hayatında da bu var şeyimizde. Yani ne elde oldu elde ettiğiyle ilgilenmeyip hep daha fazlasını isteyen takıntılı bir çocuk şeyimiz. Bundan dolayı zaten hep üstüne koyarak devam ediyor.
bizim bu tür yaklaşımlara, bu tür bu felsefeyle oyuna yaklaşan Türk oyunculara ihtiyacımız var. Yani oynadığı oyunun oyun olduğunun idrakında olan, yani iyi gününü çok abartmayan, kötü gününde çok böyle kafasını kuma sokmayan ama her seferinde çalışarak çok daha fazlasını isteyen Türk oyunculara ihtiyacımız var. Bunun nerede olduğu önemli değil. Bu belki Iğdır'da, belki ne bileyim Adana'da. Iğdır'da basketbol temsilciliği yokmuş yani. Onu da söyleyeyim. Iğdır dediğin için tesadüfen denk geldiği için söylüyorum. Yani dediğim gibi bu çocukları bulmamız lazım. Şeymuz gibi kardeşlerimiz de bu potansiyeli olan basketbolu veya herhangi bir branş ne olursa olsun onu kendine meditasyon olarak hisseden oyunculara çok ciddi bir ilham kaynağı. O yüzden iyi ki varlar diyelim. Bu arada kolay olmadı Şeyhmus Fenerbahçe'ye gelmek için, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelmek için biliyorsunuz çok direndi. Transfer süreci çok zorlu oldu ve cebinden 150 bin dolar, bonservisin 150 bin dolarını cebinden karşıladı Şeyhmus. Ama burada tabii kariyer planlamasının yanında hani Georgievich'in onu bir numara oynatma özelliğini veya onu orada var etme çabasını yeni da... Yeni hikaye, yeni yani, zorluk. Evet. Tabii normal şartlarda Şeyhmus'un açık sahayı kullandığını hepimiz biliyoruz. Oralarda var olduğunu biliyoruz. Ama hani bir numaralı pozisyonda da çünkü artık Euroleague'e baktığın zaman hani... Teknik anlamda söylüyorum. 1 ve 2 numaraların uyumuyla her şey evet. Yoluna geliyor ki Guduric'le Şeymuz'un iyi uyumu zaten maçın kazanılmasında öne çıktı. Şimdi orada Şeymuz'un bir oyun kurucu sezgilerini de veya deneme yanılmalarını yapabilecek bir ortamı da sahip olması kendi gelişimi içinde uzun vadedeki daha büyük resimlere gitme avantajı sağlayacak. Şeymuz'dan bir Jokubaitis çıkar mı? Göreceğiz. Çıkmaması için hiçbir neden yok. Bence yani, bence daha iyi bile bir oyuncu olur Şeyhmus ama başka oyuncular bence. Yani Jokubaitis'in sistemi çünkü çok programlı bir sistem ya. Ya Euroleague bu sene biraz daha değişik. Bir kere takım ne olursa olsun mücadele etmeden maç kazanma şansın yok. Birinci kural bu. Mücadele edeceksin. İki, takım olman gerekiyor. Takım olmadan da maç kazanma şansın yok. Üç, o zaman yeteneklerini eklemen gerekiyor. O zaman... İşte sahip olduğun oyuncuların kalitesini sorgulayabiliyorsun. Bu sezon iki tane çok önemli hikaye var. Biri Unix Kazan'ın yakaladığı grafik. Yani şu anda Kazan'ın bir basketbol geçmişi falan olsa herhalde tarihe geçen bir 5 var orada. Yani Lorenzo Brown, Cannon, Hezonya kimse istemiyordu Hezonya'yı. John Brown, Jekiri. Yani senelerce konuşuyor ya bizde bir 5 vardı ne diyebileceğim bir 5. Hatta şimdi Jekiri'yi attılar o 5'ten. Voronsevic John Brown oynuyor. Evet ama burada baktığın zaman Kazan'ın bir hikayesi var. Kimliği var. Kimliği var. Dönüyorsun Türkiye'ye baktığın zaman da burada Darüşşafaka var. Doğru. Aynı şekilde yani Doğuş o camianın yetiştirdiği bir çocuk. Bayrak adamı. Bayrak adamı ama o bayrağı taşıyor. Ve Darüşşafaka'nın geçen iki sezonun şampiyonu Burgos'u deplasmanda yenerek şampiyon olması... Şampiyon inşallah olurlar. turu geçmesi. Bu takımın da o enerjiyi, takım olmayı ve mücadeleyi ön plana taşıyıp sonra yetenekleri devreye çıkardı. Yani hani basketbol seyircilere vakti varsa seyredecek iki tane takım var. Kazan, yani bir taraf olman gerekmiyor. Darüşşafaka. Yani o yüzden Darüşşafaka'yı, Selçuk Arna, Ahmet Aran'ı, bütün emeği geçenleri herkesi tebrik ediyoruz. Ve diğer yandan Darüşşafaka'nın sponsoru yok. Evet doğru. Ya bir Banvit vakası yaşamayalım ya. Bak Banvit'te çok köklü bir kurum Darüşşafaka. Darüşşafaka'nın burada mutlaka basketbolun içinde kalması gerekiyor. Altyapılarıyla, organizasyonlarıyla bu sene kattığı değer basketbolumuza hem Türkiye Ligi'ne hem Avrupa'da alkışlar onlara. Peki Hakan sen Ömer Onan'la oynadın yıllarca. Ömer Onan'ın forması şu anda tavanda asılı. Şeyhmus'ta karakteristik olarak, oyun tarzı olarak değil, Şeyhmus'ta Ömer Onan'dan izler görüyor musun? Görüyoruz tabii. Yani Ömer bana abi... Bana çok benzi, yani beni çok, bana ikisinin arasında birçok benzerlik ve andırma var. Ömer Onan bu kadar toplu oynuyor mu diye? Hayır. Karakter olarak. O da taktik takıntı. Olarak demiyorum, teknik olarak da demiyorum. Tamamen karakter, inatçılık, o ruh. Fenerbahçe... Bu ruhu daha önce Veseli'den buldu, Kalinic'den buldu, Bogdanovic'den buldu. Ama Türk oyuncudan böyle bir ruhu bulabilmek, hani şimdi Melih
oyun yapısı gereği daha çok şutla var olan bir oyuncu. Ama Şehmuz mücadeleyle var olan bir oyuncu olduğu için ona ben biraz benzettim. Bir de Ömer abi de mesela sağ dışında çok sakindir. Sahaya çıkınca gözünden ateş çıkar biraz. Şehmuz da öyle. Yani Ömer abi de kafaya taktığında hiç geri adım atmazdı. Hatta bir Efes serisi vardı. Drew Nicholas Efes'teydi. Mesela inanılmaz bir sezon geçiriyordu. Ömer abi görünce böyle tedirgin oldu. Çok tedirgin oluyordu yani. O yüzden o karakter hakikaten o takıntılı olma durumu işte feyz almak önemli bir durum. Şehmuz'da o var. Ömer abi de vardı. Mirsat'ta da vardı. Mirsat da başka. Evet. Yani Mirsat antrenmanda aldı ribandı sayıyormuş ya. Yani şimdi baktığında bu bir delilik. Ama işte o olunca en çok double double yapan oyuncu onun da forması hala. Aslında zaten. Onun yani, da forması evet, aslında. Onun da forması açıldı. O yüzden benim bir arkadaşım var işte bu kadar böyle başarı hikayelerinin arkasında hep arkadaşların seninle dalga geçer. Ondan sonra çok saygı duyarlar. Demişti hakikaten öyle. Yani muhtemelen Şehmuz'da da Bamit'te de en çok çalışan oyuncuların başındadır. Bazı arkadaşlar dalga geçmiştir muhtemelen gençliğine. Ya yeter ne yapacaksın? Hatta şey vardır bizim zamanımızda. Ya NBA mi olacaksın? Abi NBA olacak hep belki yani. Olacak belki de. Böyle giderse olabilir. Evet. Yani atletizmi yeterli bence NBA için. Yok Vaitis onun hayalini kuruyorsa Şehmuz niye kurmasın ki? Evet. Bu arada şey çok ilginç. Yani ya bu kadar şeyden bahsettik. Şehmuz'un yetişmesinden bahsettik ama Şehmuz'u ilk beşe koyan ilk antrenörü hatırlıyor musunuz Bamit'te? Sasha Filipovski. Yani ilk inanan da Sasha Filipovski oldu. O nerede şu anda? Evet. Şu anda yok. Çalışmıyor galiba bir yerde. Fena antrenör. Kötü bir Partizan dönemi geçirdi. Ondan sonra biraz düşüş. Furkan'ı da Efes'te ilk beşe koyan antrenörü rahmetli. İvković değil mi? Evet. Yani hala da ya burada da şimdi Şehmuz'u alıp ben oyun kurucu yapacağım ondan diyen de Djordjevic oldu. Onu da söylemek yani lazım. Yani burada tabii ki nereye yani antrenör... gelmeye çalışıyorsunuz? Ben evet, tamam. Onu yakalamaya çalışıyorum. Yani neden yabancı antrenörler daha cesur olabiliyor? Kredileri daha fazla. Evet. Kredileri daha fazla. Tabii şimdi Beşiktaş organizasyonu da şimdi onu da geçen sene az yabancı alıp gerçi bu sene vazgeçtiler. Neden o projeden vazgeçtiler bilmiyorum ama. Proje değilmiş demek. Bir yıllık bir şeymiş diyorsun. Proje değilmiş. Yani proje diyorsan 3 seneden bahsedersin. Proje değilmiş. Yani Beşiktaş kulübünü basamak olarak kullanmışlar. Ha, olabilir evet. Doğru. Olabilir diye öyle İsmail. Vazgeçtiler yani. Ya vallahi ben hani Beşiktaş'ın alt yapısına yetişmiş antrenörlük yaptığım için hani ben burada kendimin bir söz hakkı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş organizasyonunun daha iyi olmasını bekliyorum ben. Yani sonuç itibariyle Beşiktaş bir marka ise ve Türkiye'nin sayılı organizasyonlarından biri ise bunun altını doldurmak gerekiyor. Yani her seferinde sil baştan ama... Çok yorucu. Yorucu ama tabii diğer yandan da futbol tarafına geçtiğin zaman yani üç büyüklerin geldiğimiz noktada... Üçünün birden antrenörü. Üçünün birden bu kadar erozyona uğradığı bir dönem herhalde yoktur diye düşünüyorum. Ama futbolun esas olduğu bir yerde de hani basketboldan bahsetmek de hani çok kolay değil. O yüzden Fenerbahçe Beko'nun basketbol takımının bu kültürü oturtmuş olması ve bu kültürle devam etmesi önemli. Şimdi yani tabii ki Žalgiris maçı kazanıldı. Şimdi Žalgiris daha önce bu sezon deplasmanda hiç maç kazanmamış. 9'da 0'la geldiler. 10'da 0 oldu. Tabii ki onların da eksikleri vardı. Belki de haftaya maçı kaybedecek Fenerbahçe Beko ama şu mücadeleyi, şu temsiliyeti ortaya koyduğu sürece bu bir sorun olmayacak. Belki bu sene playoff'a kalmayacak ama kökleri bu Fenerbahçe Beko'nun. Bence bu kıymetli. Yani şimdi Nando yok, Yan yok, Meryl Şayok yok, Bartel yok, Pierre Henry sakat, Marco Gudur hiç parmak kaldırıyor. Ben buradayım sakin olun diyor mesela. Bu çok kıymetli. Yani ne hissettin Hakan sen maçı anlattın. Gudur için oyunu kontrolüne aldığı anda ne hissettin o anda? Yani salonda sanki büyülü bir şey oluştu bir anda ve seyirciyle beraber herkes ayağa kalktı. Ya bir kere salonun enerjisi çok önemli. Yani Fenerbahçe bu salonda tarih yazdı. Yani o salonda Fenerbahçe'nin mağlubiyeti kabul etmeme gibi bir alışkanlığı oluştu artık. Bu tabii ki çok önemli. Yani bunu oyuncuya anlatamazsın. Oyuncu bunu hissetmesi lazım. Fenerbahçe'deki bütün oyuncular şu anda bu hissi tecrübe ettiler. Şimdi burada Guduric sezon başında tam kadroyken, Nando Veseli varken
o kendine o alanı belki de bulamıyordu. Yani belki de geride duruyordu. Belki de geride duruyordu. İşte orada çok kredisi olmadığını düşünüyordu vesaire. Yani sorumluluk ona az geliyordu. Yani bir sürü şey sayabiliriz. Şimdi şunu biliyor ki bu takımın lideri. Yani saha içindeki lideri. Başka bir isim yok. Ve bu sorumluluk ona iyi geldi. Bazı oyuncuya sorumluluk iyi gelmez. O sorumluluğun altında ezilir. Ama Guduric'e bu sene o özellikle şu birkaç haftadır o sorumluluğu hissetmesi, sahiplenmesi iyi geldi. Ve bu işte sakatlıklar olduktan sonra Fenerbahçe'nin artık tabanının yükseldiğini görüyorduk zaten biz oynadığı oyunla. Ama tavanı limitli bir takım gibiydi. Şimdi Nando Veseli olmadığında bu yan parçaların da kendini değerli hissedip o rollerini büyütmesi ve sezon içerisinde biraz daha böyle işin içine girmesi belki de hedefi yükseltecek hareketlerden biri olabilir. Eğer Nando Veseli iyi bir şekilde Fenerbahçe'ye dönerse o anlamda Gudur için bu sorumluluğu alması bu takımın zaten yeni bir oyuncusu değil. Eski hedeflerinin içinde de var olmasından dolayı kaynaklanıyor. Sadece bu maç Guduric konuşuyoruz. Bir önceki maç Melih'i konuşuyorduk. Hatta bu maç yani ben Tarık'ın bile çok katkısı olduğunu düşünüyorum ki farklı bir şekilde oynadı daha önceki maçlara oranla. O yani anlayışını değiştirdi. O yüzden bu tamamen takım kültürüyle yani o kültürün oluştuğunu görmek. Ben hep şunun endişesi içindeydim. Ya Obradovic gitti Fenerbahçe'de ne kaldı? Ne kalacak? Yani bu kültür kaldı değil mi? Bu kültür kaldı. Çünkü altyapıdan çıkardıkları bir oyuncu yok. Yani Tarık bu takımın altyapısı diyemeyiz. İşte Erdem Can NBA'ye gitti. O teknik ekipte hazırladıkları bir koç yok şu anda. Bir tane Türk koç yok. Ama en azından o kültür o oluşmuş gibi gözüküyor. Şu anda oraya bence Türk oyuncu olarak hatta koç olarak altyapısını hazırlaması gerekiyor. O eksik noktalardan biri de bu. Yani buna TB2'le projesini de ekleyebiliriz. Fenerbahçe bu sene bir pilot takım kurdu. Bu kadar sakat oyuncu var. Fenerbahçe son ana kadar Žalgiris maçına çıkacak gard arıyordu transfer etmek için. Cehay ve Floyd Azvel maçına çıksın hemen yetişsin Azvel maçında oynatalım diye transfer edilen bir yabancı oyuncu. Şimdi hani oradaki plansızlığı zaten geçiyorum o ayrı. Ama TB2'le projesinden de çıkabilecek, gelebilecek var mı? Oraya da yeni transferleri var Fenerbahçe'nin ama yani ileride potansiyel olarak yeni bir Şeyh Musa oradan çıkacak gibi. Yok. Yok. Yani benim seyrettiğim kadarıyla ki sevgili Ertuğ kardeşim orada zamanında çalışmıştım ben de kendisiyle. Çok iyi antrenman yaptırır. Yani bu tip oyuncuların potansiyellerini zaman içinde iyi antrenman düzenleriyle destekler. Ama hani bu seviye, şimdi Euroleague başka bir seviye şimdi. Yani oyunculara da haksızlık yapmayalım. Ama doğru bir kariyer planlamasıyla hani TBL deyip sonra VSL deyip acaba olur mu diye bakılabilir. Ama öyle bir plan program olmadığı için bence oyuncu yapısından dolayı çok zor. Zor. Peki Tarık Biberovic'den bahsetti Hakan. Hem Tarık Biberovic hem de Gudur için liderliği ele alışını sen nasıl değerlendirirsin? Can verecek mi takım istatistiğini? Sen dövdün bugün veremedik diye. Hayır Can şimdi onu dert eder de ondan dolayı diyorum. Maç istatistiğini veririz ayrıca. Şöyle bir şey. Özel istediğin için sipariş de geliyor şu anda. Hemen maç istatistiği. İşte bugün. Budur ya. Teşekkürler Can. 12 hücum bir bandı var Žalgiris Kaunas'ın. O zaten olan işlerden bir İlk yarı 9'du. Yani burada tabii önemli olan noktalardan bir tanesi hani son çeyrek önemli aynen olan. Aynen öyle. 29-16'lık son çeyrek hemen hazır zaten. Asıl önemli olan nokta bu. Takımın hücumla agresifliğini birleştirdiği nokta. Topa çok iyi baskı yaptık ve bu topa baskının içinde Tarık'ın da rolü çok fazlaydı. Yani Deschamps'ten vazgeçtik bir sürü pozisyonda Tarık'ın oyundaki bu performansından dolayı. Ben bir an için unuttuk zannettim açıkçası maçı izlerken. Yani o bir herhalde tercihtir diyelim. Çünkü Tarık gerçekten Guduric'in liderliğinde. Şimdi Guduric'i kısaca özetlemek gerekirse Guduric 10 dakika, 12 dakika yoğunlukta maç oynuyor. Ama geri kalan 30 dakikayı ya kenarda olmasından dolayı ya da oyunun içindeki aksiyonlardan dolayı çok fazla katkı yaparak oynayan bir oyuncu değil. İlk yarı 3 sayıyla tamamladı Guduric maçı. İkinci yarıda 16 sayı buldu.
Ve bunlar olurken takımın liderliği kısmında iki periyot üst üste verim verecek şekilde o liderliğe soyundu. İşin güzel tarafı Guduric Olympiakos maçıyla beraber takımda hep pozitif, herkese iletişim içinde olan, herkesi maçın içine dahil etmeye çalışan o liderliği hem sözel olarak hem de oynadığı oyunla destekler bir noktaya geldi. Bu güzel bir gelişim tabii. Çünkü sadece enerjiyle oynayıp maçın o karar anlarında hata yaptığı noktalarda olabilir. Ama Fenerbahçe Beko'nun elinde olan şey o mücadelenin savunmadaki agresifle birleşmesi. Kaunas takımı deplasmanda hiç kazanmadığı için maçın sonunda da liderleri de yoktu yani. Strelnieks de yok. Hani orada ya şimdi, kontrol edecek oyuncuları da bu yok. Bu hafta iki takımımız da ligin dibinde ve deplasmanda iki tane kazanmayan ama basketbol kültürüne sahip iki takımla oynadı. İki yeşil beyaz. Ama bak hani objektif olarak yani hani yukarıda otursak konuşacağımız noktalardan bir tanesi de hani Panathinaikos ve Kaunas'ın başında biraz agresif bir koç olsa maçın i̇kisini hikayesinde kaybedebilirdik. İkisini de kaybedebilirdik. Bunu da atlamamak gerekiyor. Ama sonuçta Fenerbahçe Beko maç içinde kazanır ya da kaybeder. Ne yapacağı kısmında yani şöyle helal olsun bugün de iyi oynadılar. Bugün de sonuna kadar mücadele ettiler. Dedirtiyorlar yani. 17 sayıdan döndü Fenerbahçe Beko. Kulüp tarihinin en büyük geri dönüşü bu. 17 sayıdan geri dönme. Her maçta bir hikaye var yani. Her maçında bir hikaye var. Ve ya şimdi bu kadar hikaye konuştuk. Ya Pierre Henry'nin deliliğinden konuşmuyoruz yani. Hani gerçekten delilik. Ya oynamaması maçı lazım. Ya koç, tamam da yani. Geçen hafta idmanda sakatlandı. Sakat çıktı, maçta oynadı. Maçta bir daha sakatlandı aynı yerden. Sonra bir hafta idman yapmadı. Sabah şut antrenmanına katıldı. Artık orada da katıldığı yani hani ne yaptı, ne yapabildi bilmiyorum. Özel tedaviyle maça çıkacağım dedi. Doktorlar çıkma diyor, bu adam çıkacağım diyor. Şimdi bu da yani çok özel bir özveri. Çünkü görüyor o da, oyuncu yok, mecbur takımın onun dakika almasına. 15 dakikada sınırlı tutulacaktı. 18 dakika oynadı işte. Yani normalde oynamaması gerekiyor ama maçın değeri de o kadar fazla ki playoff yarışı içinde kalman için İsmet'in ayağının burkulmasından dolayı. Evet. Yani orada bir rotasyonda, kısa rotasyonda sorun vardı. Ama diğer yandan ya bir maç kahraman olmuşsun, anladın mı? Bir daha olmaz o yani. Yani kahraman, o feda. Yani günümüz basketbolunda biliyorsun amiyane tabiri, kıl dönse herkes MR'a gidiyor. Evet. Ama böyle bir karakteri bulmak da çok özel bir durum. Ama diğer yandan da dediğim gibi şimdi ha bir de uzun vadede Pierre Henry'e daha çok ihtiyaç var yani. Kendi bakış açımdan herkesin kendine göre bir bakış açısı. Ben oynatmazdım. Çünkü diğer oyuncuların konsantrasyonu da bozardı. Allah için Fenerbahçe'de oynatmak istemedi aslında çok fazla. Yani oyuncuya kararın kalmaması gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü dediğin gibi yani Allah korusun daha üst seviye bir şey olsa daha bundan sonraki maçlar için daha büyük sorun yaşayacaksın. Evet. Ki takımın oynadığı basketbolun yıldızlar olmadığı için. Mücadele ve enerji. Olduğu için Henry de zaten orayı destekleyen ilk oyuncu. Evet. Hakan sen ne diyorsun Henry'nin bu fedakarlığı için? Ya oyuncu oynamak isterse onu oynatmamak yani. Kolay değil. Kolay değil. Yani çünkü. Obradovic oynatır mıydı? Güzel soru. Yani Nevan Spy'ı oynatmıyordu. Onu bilirim. Ben kendi bildiğim yerden söyleyeyim. Nevan Spy'ı oynatmıyordu. Karar noktasına mesela getirmezdi bence. Ya bu çok hassas bir nokta. Sence doğrusu? Kişisel görüşünü söyle. Kişisel görüşüm oyuncu yani ben de oynatmazdım. Yani oyuncunun şimdi bir kere zaten kulüpler oyuncuyu oynatmak için elinden geleni yaparlar. Evet. Yani kulüpteki sağlık ekibi zaten hep takımın tarafında olur. İyisin. Şey yok. Aynen. Oynar bu der, geçer. Şimdi eğer o sağlık ekibi bu ya sen oynama diyorsa o kesin zaten oynamazdır yani. Burada oyuncunun oynamak istemesi ya bu tabii yani sonucunda neye sebep açabilir onu bilmiyoruz. Herhalde şunu söylemişlerdir. Ya sen oynama. Oynarsan da çok daha kötüye gitmez dedikleri için muhtemelen oynamıştır diye düşünüyorum. Çünkü kötüye giderse oyuncu da ben herhalde Granger'ı bir şey hatırlıyorum Anadolu Efes'te. Her hafta dizinden sıvı çekecek. Ben de yaptım. Yani bir sene Erdemir'de oynarken bir sene boyunca. Sonuç çok iyi olmadı. yani rahmetli Kobe de öyle biliyorsun. Sonra Aşil gitti işte. Ya bu çok enteresan bir şey. Yani oyuncunun yani içindeki dizinden sıvı çektiriyordu. Aşil'i gitti. Bende de bilek sakatlığına neden oldu işte. Yani çünkü tamamen sen şimdi dizin
atıyorum sol dizin sakat, sağ bacağını daha fazla yükleniyorsun. Ondan sonra oradan bir handikap çıkıyor. Veya işte bele veya ayak bileğine daha fazla. Şimdi Pierre'nin beli sakat herhalde. Belinden evet. Bir rahatsızlığı var. Şimdi diğer tarafa fazla yükleniyor. O öyle kötü başka farklı şeylere sebep olabiliyor. Yani birinin karar vermesi gerekiyor burada tabii. Evet. Önemli olan nokta işte o denge. Peki hiç düşünmeye, karar vermeye gerek olmayan bir oyuncu vardı. Akile Polonara. Oynadı valla. Hiç çıkmadı. Hiç çıkmadan oynadı. Çıktı ya. 54 saniye. 54 saniye oturdu evet bir arada. Böyle olunca da daha iyi oynuyor Akile Polonara. Ne dersin? Ya bu zaten istatistiklerle de destekleniyor. çok kritik. Attığı iki tane üçlük var ikinci yarı itibariyle. Tam onun maçıydı aslında. Asıl burada fark yarattığı nokta takımın özellikle maçın ilk periyodunda pozisyon bulamadığı yerlerde reboundlardan sonra oyunun temposunu arttırmaya yönelik. Sette de seti beklemeden içeri ataklarla asistler yaparak takımın o şutunun girmediği anda farklılık yaratmasıydı. Bu arada Polonara'nın 40 dakikası da herhangi bir oyuncunun 40 dakikası gibi değil yani. Yalnız Fenerbahçe'nin salonda yarattığı atmosfer Polonara gibi oyuncular için, Şeymuz gibi, Henry gibi. Yani şimdi Henry niye oynamak istiyor? Çünkü tribünlerde o kadar... O alkışı almak lazım. Onu kaybetmek istiyor. Ya şimdi oyuncunun oynaması için bir neden olması lazım. Ben hayatı düşün şu anda hepimiz açısından. Bir hafta maç yayınlanmadı, ne yapacağımızı şaşırdık. Niye? Çünkü hayat yorucu şu anda. Oyuncuları düşün, test oluyorlar. Tamam. Ona dikkat ediyorlar, sevdiklerini korumak zorundalar. Bir sürü dış faktör senin sahadaki oyununun içinde konsantrasyonunu etkiliyor. Hayatın bu kadar yorucu olduğu yerde kendini iyi hissedeceğin tek bir yer var. 28'e 14. Sağ. Senin orada var olduğun her dakika, hele hele ülke arenadaki bir ortamdaysa çıkmak istemezsin ki. Yani Polonara kenarda oturup veya evinde televizyon karşısında böyle böyle yapma şansı yok ki. Sahada bunu yapma şansı var. Maç sonu Can'a ne dedi? Ya bir 40 dakika daha oynarım ben dedi yani. Hemen oynayabilirdik. Gerçekten oynayabilecek enerjisi var gibiydi. Ya maratonda da öyledir ya 30 ya da 32. kilometreden sonra son 10 kilometreyi nasıl koştuğunu bilmez misin? Hissetmezsin. Evet. Ayaklar otomatik gider. Kendiliğinden gider. Bu da öyle. Yani Şeymuz'un smacının özeti de o. Polonara'na 39 dakika mı oynadım? Farkında bile değildir ki o. Çünkü orada mutlu, kendini iyi hissediyor. Doğru, doğru. Bu da çok önemli. Peki sonrası ne olacak? Şimdi yani burada güzel bir hikayeyi anlattık. Biz hani bu hikaye üzerinden gittik ama gelecek için çok umutlu konuşmak Fenerbahçe Beko adına mümkün değil gibi duruyor Hakan. Yani... çok sakat var. Yani Yan Veseli, Lando De Colo yok. Pierre Henry'nin durumu ne zaman dönecekler? Veseli ile De Colo. Daha var. Kaç maç daha kaçırıyorlar yani? Koç, Fenerbahçe'de son yıllarda oyuncuların dönüşleri işte bazen uzadı, bazen erken oldu. O yüzden çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama kaç galibiyet playoff yapar peki? Güzel soru. 19-20 demiştik. Ben 19 garanti diyorum. Düşer mi bu sene? Ben bir tık daha aşağı indim. 18'e indim. 18'e indin mi? İndim. Ya yani 18 bence playoff yapar. Şu anda 9 oldu değil mi Fenerbahçe? İşte oradan yukarıdan kim inecek ama? Ya yukarıdan... Yani Zenit bu hafta kaybetti, Olympiakos kaybetti. Evet onlar güzel de onların kolay kolay inmesini ben beklemiyorum. Unix Kazan çok iyi basketbol oynuyor. Yani onların düşmesi... Hani anca bir sakatlık olacak, bir şey olacak öyle. Onların da başına öyle bir şey gelirse olur. Ya tabii onlar için hani 18'e 6 maç kalmış. Yani senin 9 maç. Yani tabii burada yarış bitmez. Yani görüntü o. Ya biz o zaman Fenerbahçe'yi bu sezon maç hikayeleri üzerinden, oyuncu hikayeleri bazen üzerinden de akışına bırakmak gerekiyor evet. Ya. Yani olmayacak bir şey yok çünkü senin söylediğin gibi, Hakan'ın da biraz önce bahsettiği gibi yani Fenerbahçe'nin basketbol kültürü hani burada önemli olan o ateşin hep yanık olması. Yani o meşalenin yanıyor olması. Sonuç dediğim gibi yani akışına bırakılır. 3 maça bakar yani bir anda o hava tekrar yakalanabilir. Yani geçen seneki performans düşünsene. Tabii. Ahlarla bahlarla başlayan bir sezondu. Her şeyini verdiğin zaman o yol açılıyor ya. Evet. Açılıyor. Bir türlü o yol açılıyor. O yüzden şu anda Fenerbahçe'de gördüğüm kadarıyla herkes keyif aldığı o ortamı yaratmış. Heyecan duyuyor sahaya çıkınca. Elinden gelenin fazlasını koyuyor. O yüzden böyle devam ederse bence o yol açılacak Fenerbahçe için.
Yani fikstürü de değerlendirdiğimizde özellikle Mart ayı biraz zorlu. Çok zor. Orada Baskonya, Barcelona ve Kazan deplasmanları var. Şöyle, şimdi 25 Şubat'tan itibaren bakarsan hatta, 25 Şubat'ta Monaco deplasmanı, Kızıl Yıldız deplasmanı, içeride Anadolu Efes, sonra CSKA ve Zenit'le, pardon Anadolu Efes Sinan Erdem'de, CSKA ve Zenit'le deplasmanda, sonrasında Baskonya, Barcelona ve Unix Kazan deplasmanları, son hafta Panathinaikos. Mart ayı da biraz zorlu fikstür olarak. Ama işte Mart'a yetişirse oyuncular tam kadro belki orada. Yani benim yaptığım hesaba göre 15-16'yı görüyor. Ama üst 2 galibiyete ilave galibiyet lazım. 15-16'yı görüyor. Yani 15 bence kesin görecektir Fenerbahçe. Üstünü göreceğiz. Bakmak lazım. Peki bir ara verelim. Ara sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Süre dolarken bir blok. Şimdi Vyacheslav Zaitsev. Andrei Voronsevic'le nefis bir pas. Lorenzo Brown smaçı vurdu. Unix Kazan Barcelona'yı yendi. Bu sefer hiç öyle bir kriz olmadı. Gerçi yine 10 sayıdan bir 5'e indirdi farkı ama Corey Higgins bomboş üçlüğü kaçırınca gelişim olmadı. Çok ilginç bir maçtı ve Unix Kazan kazandı. Yalnız Lorenzo Brown da geçen seneki Lorenzo Brown da bu seneki Lorenzo Brown arasındaki fark hangisi gerçek? Kadar. Soyunma odasında o Space Jam'de içiyor ya Michael's Secret Stuff diye. En çok ben mutlu oldum bu sene Lorenzo Brown'ın iyi oynaması. Çünkü Kızıldız'da oynarken ben çok beğeniyordum. Geçen sene geldi dedim ki ben basketboldan anlamıyormuşum. Ama geçen sene top elinde yoktu ki hiç. Evet. O köşeye gidiyordu orada. Çekirdek çıtlatıyordu. Geri dönüyordu. Bakalım ne olacak yani Unix Kazan için. Peki Anadolu Efes Panathinaikos maçına geçelim. Bu maçta da özel bir durum vardı. O yüzden yine maç istatistikleri değil o özel durumla geçelim. Adrian Moerman'ın unutulmayacak üçlüğünü izleyerek başlayalım. Mitic Okoro White'a karşı. Mitic iki kişi üzerinde. Boş top, köşede Plyce. Şimdi Moerman maç topu. Süper! Moerman 3 sayılık isabet. En çok o hak etmişti bugün. En çok Adrian Moerman hak etmişti. Mesic'i gördük mü topu nasıl tekmeledi. Rakibin de molası vardı. Onlar da hiç hazırlıksız yakalandılar. Adrian Moerman'ın üçlüğü. Koç ne diyorsun? Yani şapkadan tavşan mı klasik tabirle? Yani Kızılyıldız maçından sonra yine... Yok bu pozisyonu konuşalım yine önce. Bu pozisyon hani rakip takımında bu pozisyonu sağlamış. Yani orada Muharman'ın adamından yardım gelip Misic top kullanmasında ikili bir sıkıştırma. Ergin Ataman şut olmasından dolayı Plyce'i köşeye koruyor Dunstan'ın yerine ama pas o kadar yukarıdan geliyor ki. Ancak 2.22'lik bir oyuncu tutar. Tamam 2.22'lik oyuncu tutar bir de onu şuta çeviremez. Normalde Plyce onu yakalasa direkt atar. Ama pas da kötü gelince otomatikman top hani bazen hak kiminse ona gelir. Zaten Moerman da topu hissetmiş. Yani o topu istemiş orada. Tabii burada hani... Unutulmaz bir maç sonlarından bir tanesi. Zaten herkes ayakta seyretmişti. Sıçramaya da gerek kalmadı herkes ayaktayken. Yani hani karla alakalı önlemin, alarmın olduğu, hep uyarıların olduğu bir günde bu kadar soğuk bir havada orayı gerçekten çok fazla taraftar vardı tribünde. Oraya gelen taraftarın hak ettiği bir şey oldu. Kazanan takım. Yani onun verdiği bir... Kazanma kültürü diyorsun burada. Kazanma kültürü. Hakan sen ne diyorsun bu pozisyonda? Valla en çok Misic sevinmiştir Tibor'un. Zaten bak
Bak arkadan bakınca Misic'in sıçrayışına bak. Önce bir yere çöküyor. Önce bir yere çöküyor. Ondan sonra zıplayıp bir acayip zıplıyor. Şimdi sadece Misic'i izleyeyim pozisyonda. Bak şimdi nasıl çöktü yere. Ah orada bu açıda kaçmış orası. Buradan orada daha gözüküyor. İyi görülecek. Hı? Yok bundan sonrakinde herhalde. Şimdi bak Misic'e bak. Aklıma şey geldi yani. Toronto maçındaki Kawhi Leonard. Köşeden sekerken böyle. O da şampiyonluk getirmişti. Çok üzülmüştüm ya. Philadelphia için mi? Philadelphia için üzülmüştüm. Ya o bu tip pozisyon. Ama burada... Neden en çok muharman hak etti? Neden en çok hak etti biliyor musun? Maç içindeki tartışmadan dolayı. Ya bence Simon maç içinde çok haksızlık etti. Simon bir anda tepki gösterdi bir pozisyonda muharmana. Ve orada da tribünde sessizdi. Ya maç içinde Simon'un bağırışını duyuyorsunuz Moerman'a. Ve Moerman da gidiyor diyor ki ya tamam diyor yani. Hani ya şimdi Simon'un o konuda haklı olup olmamasının ihtimali, yani haklı olma ihtimali yok. O üsluptan sonra haklı olma ihtimali yok. O yüzden çok haksız bir şekilde Moerman'ın üzerine gitmişti Simon. O yüzden bence en çok o hak etti. Simon çünkü dün gergindi. Oyun içinde bir kere bile durmuyor Moerman. Oyun içinde hiçbir şekilde mücadeleden kopmuyor. Ve o şutu atmak da çok zor bak. Yani hatta Mitz için bununla ilgili söylediği var. Oradan alalım isterseniz. Maç sonu Can İşbakan'la çok güzel bir röportajı var Vasilya Mitz için. Onu dinleyelim. Sonrasında konuşalım. Ya bugün üçlükleri sokamıyorsunuz. Son haftalarda hep böyle oldu. Sence sorun ne? I cannot say something crucial for that. Ya bunun için hayati bir şey söyleyemem. Yani biz bu şutları sokmak istiyoruz. Ama take with a lot of pressure. Bilmiyorum belki de çok baskıyla kullanıyoruz bu şutları. Yani her şut boş oluyor. Hepimiz de çok iyi şutörüz. Ya biz böyle oynamaya devam edersek o şutları sokacağız. Çalışmamız lazım, daha agresif olmamız lazım. Bu boş şutları sokmamız lazım. Gerçekten perde çıkışı, driblinglerle gibi değil bu. Boş şutları sokmak gerçekten zordur. Burada sorumluluğu almamız ve denememiz lazım, çalışmamız lazım. Vasilya Micic, çok ilginç açıklamalar. Çok dürüst bu arada Micic, gerçekten iyi röportaj veriyor. Kendisini iyi ifade edebilen, çok kitap okumuş, hala daha okuyan bir oyuncu. İngilizcesi de gayet iyi bunu ifade edebilmek adına. Ama çok ilginç bir şey söyledi. Yani perde çıkışı ya da driblingler gibi değil, üzerimizde çok büyük bir baskı var. Bu boş şutları sokarken bir baskı hissediyoruz dedi. Koç seninle başlayalım lütfen. Mis için bu söyledikleri için neler söylersin? Bir gün bekleyelim dedin dün. Evet. O analizi yapmadan önce takımın son iki maçtaki bir istatistiğinin altını çizmek istiyorum. Barcelona maçı 26'da 5 attık. 3 tane Larkin, 2 tane Moerman isabeti var. Takımın geri kalanı 13'te 0. Ekranda. Son maça geliyoruz. Dünkü maça geliyoruz. 28'de 7 attık. Larkin'in 3 isabeti var. Moerman'ın 3 isabeti var. Takımın geri kalanı 15'te 1. Simon'un da 1 desen işte diğerleri 15'te 1 Simon'la beraber. 15'te 1. Şimdi bunu cebe koyup öyle konuşalım. Bunu bir kere cebimize evet koyalım. 1. Bunun olma nedeni takımın beraber hareket etmek kısmında bazı şeyler eksik yapması. Bireysele geldiğimiz zaman şimdi bunun 2 tane nedeni olabilir. 1. Fiziksel olarak hazır durumda değilsindir. Çalışmıyorsundur. Antrenmanları maça taşıma, maçı antrenmanla birleştirmek kısmında bazı eksiklerin var demektir. Bir kere fiziksel olarak hazır değilsen, her takımın senin üstünde fiziksel mücadele edip özellikle Larkin ve Misic'e atak yaptığı savunma tarafından bunları yorduğunu düşünürsen, diğer oyuncuların bu parçayı tamamlama kısmında birbirlerinle iletişim açısından eksik kaldığını gösterir. İkinci nokta, bir fiziksel. İkincisi de hazır olmak. Neyle karşılaşacağına hazır olmadığın zaman bu tip ritim kayıplarında oyuncuların o topu ne zaman atacağı kısmını çözemeyebilirsin. Ya bana bir şeyi izah et dediğin zaman Beşiktaş maçının ilk çeyreği Boboa 26 sayının 20'sini attı ya. 8'de 7 isabetle. Yani tam bu baskıyı daha çok bence destekler. Tamam. Yani Misic'in söylediği bu baskı hadisesini daha çok destekler. Konu ne biliyor musun? Oyuncuların bundan önceki sezon
ne zaman ne yapacağını net bir şekilde ezbere biliyorduk. Şimdi oyuncular sanki yeniden bir takım olmuş gibi. Ama oyun değişmedi ki. İşte oyun değişmese bile oyuncuların oyuna yaklaşımı değişti. En büyük problem şu anda... Daha daraltalım, oyuncular genelinden biraz çıkalım. Miss için, ya şimdi... Ha şöyle bir gelelim. Bak, ailelerde olan problemlerden biri de şudur. Küçük kardeş, büyük kardeşten daha iyi bir duruma gelir ve daha çok para kazanırsa aile içinde bazı dengeler bozulur. Çünkü büyük kardeş daha fazla bir büyük olmasına ego yapabilir. Küçük kardeş ben oldum diyebilir. Bir anda orada tekrar aile içi dengeleri bir gözden geçirmen gerekir. Bunlara dengeyi yapabilmen için bir üçüncü kardeş varsa hayat kolaylaşabilir. Ama üçüncü kardeş de olayın içinde kendi ritmini bulmaya çalışmaya çalışıyorsa yine sorunlar daha büyüyebilir. Burada iki tane MVP var, değerli oyuncu var. Misic foyları atarken MVP diye bağırılıyordu. Biraz geri dön, Larkin atarken bağırılıyordu. Yani iki tane burada takımın ağır kardeşi var. Bunların arasını yapan bir de ağır bir abi vardı, Simon. Ama Simon da şu anda kendi derdinde, kendi oyunuyla. Şimdi oyuncular yaşlandıkça kendi performanslarından vazgeçmeyi çok düşünmezler. Kabul edemezler. Yani şimdi yavaş yavaş sahneden çekilme zamanın geliyor. Orada takımı düşünmeyebilirsin. Biraz daha hani ben buradayım hala diyebileceğin zorlamalara veya kendinle mücadelelere başlar o yaşla beraber. Simon'un psikolojisi biraz oraya doğru kaymış durumda. Şimdi söylediklerin önemli. Buradan bir şeyler çıkaracağım ben. Öncelikle Mitsic'in bahsettiği baskı, o zaman senin söylediğin şey, yani Mitsic'in oyunu takımın geri kalanının ne yapacağını, ne zaman ne yapacağını bilmemesine yol açıyor diyorsun. Evet. Bu konuda da Larkin geri adım atıyor Allah için. Yani önemli. Hani Mitsic o sahneyi her zaman veriyor. Nedovic de inanılmaz mücadele etti savunmada. Fakat demek ki baskıyı belki de Mitsic hissettiği için böyle. Yani Mitsic'in bahsettiği baskıyı takım değil de belki de Mitsic hissediyor, bilmiyorum. Hakan sen ne dersin? Yani bu boş şutu sokmak diğerlerinden daha mı zordur? O zaman Muharman'ın yaptığı iş çok büyük bir iş. O zaman biraz daha büyük diyeceğiz herhalde. Yani Muharman o şutu atana kadar iki tane zaten üçlük isabeti var. O yüzden o şutu sokmak, yani son saniye atışları atmak hep daha kolaydır. Çünkü başka bir opsiyonun yoktur. Düşünmezsin. Ama boş şutu sokmak zordur. Yani aynı faul atışı gibi işte %80 ile 90 ile atan bir oyuncu 2'de 0 ile başlar maça. O 2'de 0 bütün takıma sirayet eder. O biraz psikolojik bir durum. Yani kaçırmamaya çalıştığında sokmak zor olur. Sen sadece atman gerekiyor şutu. Şimdi boş olunca sen onu kaçırmamaya çalışıyorsun. Çünkü bomboşsun. O yüzden... Bu arada bununla alakalı yani Bean Connect'te izleyebilirsiniz. Ritüeller belgeselimiz vardı. Sevgili Nihan Cabbaroğlu burada olduğu dönemde çok güzel bir belgesel yapmıştı. İşin psikolojik yönü. Biz faul atışları üzerinden gitmiştik ama rutinler belgeseli. Hani faul atışları üzerinden gitmiştik ama orada da bunun bilimsel olarak açıklaması var. Tamamen psikolojik. Özellikle faul atışları psikolojik. Boş attığın üçlükler de psikolojik. O yüzden boş şutu atmak kolay değil. Yani üzerine biri koşarak attığın şutu da daha rahat edersin. Ama biri seni boş bıraktığında üst üste 3 defa 4 defa boş bıraktığında onu atmak hakikaten kolay iş değil. Diğer tarafa gelirsek bu baskıyla alakalı bir durum. Şimdi geçen sezon Shane Larkin kötü oynadığı maçlar vardı. Ondan önceki sezonlarda kötü oynadığında Anadolu Efes kaybediyordu. Yani Shane Larkin sahadayken ve kötü oynadığında diğer oyuncular Shane Larkin'den bir şey yapmasını bekliyordu. Şimdi Shane Larkin dominant performansları biraz açıkçası işi oraya getirdi. Shane Larkin onu yapamayınca o zaman Anadolu Efes kötü oynuyordu. Fakat geçtiğimiz sene Shane iniş çıkışlar yaşadığı anlarda da sahada olduğunda vasat oynadığında, kötü oynadığında Anadolu Efes zarar vermemeyi. Onsuz da maçları bitiriyordu zaten. Onsuz da maçı kazanmayı başardı Anadolu Efes. Yani burada hep bir şeyin oradaki rolünden birazcık uzaklaştı. Tamamlayıcı parça olmayı öğrendi. İki yan parçaları Anadolu Efes büyüttü. İşte Sertaç'la, Mitsic'le, Rodrik Bobo'yla, Simon'la. Bu biraz Shane Larkin'in bence olgun olmasından dolayı. Şimdi bu seneye bakıyorum ben. Dünden çıkarsak da aynı şekilde. Shane Larkin 3'te 3 isabetle oynadı. Ondan sonra onu biz değerli kılacak pozisyonları sahada yaratamadık. Barcelona'nın ilk maçı hatırlarsan James Anderson 9 sayıyla başladı. Ondan sonra attığı şut yok potaya. Yani işte
Bunun gibi birçok örnek var. Şimdi bunun sebebi Misic şu anda sahadayken her şeyi Misic karar verdiği için artık oyuncular bunu Misic yaratmadı. Oyuncular artık sadece Misic'in bir şey yapmasını bekliyor hale geldi. İkinci opsiyonumuz biraz bizim Tibor Plyce'nin üçlüğü gibi gözüküyor şu anda. Yani Tibor o üçlüyü sokmayınca onda da fes kapanıyor. Misic de çok üretken bir gün olmadığı zaman. Şimdi bu biraz bence Misic'in onda da fes basketbolun getirdiği kötü bir nokta. Çünkü her şeye kendi karar vermek istiyor. Ve Misic kötü oynadığında onda da fes çok kötü oynuyor. Ki o ona kadar yıldızına rağmen. Ona ihtiyaç yok yani. Her şeyin Misic'in karar vermesini gerektiren bir durum yok. Kesinlikle yok. Takımda. Kesinlikle yok yani. Bu da senin bahsettiğin dengeleri değiştirme hadisesini destekliyor aslında yani. O tam olarak bu değil mi? Ya şimdi Euroleague'de iki tane takım var. Biri Anadolu Efes, biri CSKA. Üstünü çizemezsin abi bu takımların. Yani bu takımlar her zaman için potansiyeldir. Yani şampiyon olduğu zaman normal karşılarsın. Ama bu durumdayken de dikkat edersin. Yani, eyvah dersin. Her zaman eyvah dersin. Yani bu takımlar... Ya artık bu sene bunlardan bir şey olmaz diyemeyeceğin takımlar değil. Çünkü sınırları bir anda farklı yere gelebilir. Şöyle özetleyeyim istiyorum. Şöyle farklı bir şekilde tabir edeyim. Bu takımlarla çeyrek finalde eşleştiğinde favori olamazsın. Olma ihtimalin yok. Zaten bu takımlar oralarda ya bu sezonu nasıl böyle geçtiler diye Allah Allah deyip ne oldu da bir anda böyle oldu diyebileceğin takımlar. Ama 14 mağlubiyet alarak şampiyon oldu Efes geçen sene. Final Four'a gelene kadar 14 maç kaybetti. Ama onlar geçen sene Anadolu'da... Hayır yine öyle olabilir onu diyorum yani. CSKA da şimdi buradan çıkıp CSKA şampiyon olamaz diyebiliyor musun bugün? Diyemezsin. Yani buradan... Yani tarihinde çeyrek final kaybetmemiş ya kulüp. Playoff eşleşmesi kaybetmemiş. Oraları ya. Çok biliyorlar tabii şimdi. Anadolu Efes de biliyor ama oraya gelmek gerekiyor bir kere sağlıklı bir şekilde. Takımın şimdi en çok süre alan 5 oyuncu çift hanelerde skor öğretmiş. Dünkü maçta Anadolu Efes'te. 80'in üstüne çıkılan maçlarda Anadolu Efes'in kazanma ihtimali %80'lere çıkıyor. Altında kaldığı zaman da %20'lere iniyor. Şimdi bu kadar her şeyin net olduğu bir yerde Misic maç öyle bir başladı ki benim oyunum ve Anadolu Efes'in oyunu. Sen maç içinde de ilginç bir şey söyledin. Isınmalar dedin. Isınmalar da. Yani niye bu kadar önem verdin ona? Çünkü şimdi yıldız oyuncuların maç ısınmalarındaki o enerjisini maça taşıyabilmesi için belli bir tempoda yapması lazım. Misic'in ısınmaları hani böyle çok hani bu maçı hisseden hani bazı maçlar vardır. Bakarsın dersin ki 15 olur ya dersin. Rakipte Papayannis de yok. Zaten deplasmanda ya tamam bir 5 dakika oynar gideriz dersin. Öyle olmuyor işte. Özellikle de rakip takımlar Anadolu... Yine 5 dakika oynasaydı ikinci çeyrekte giderdi maç. Ya normal şartlarda maç içinde de bunu söyledik. Kırardı yani Efes ikinci çeyrekte 5 dakika oynamadı ki hiç. 15. dakikada maçın 15 sayı olup maçın geri kalan kısmının rutin bir şekilde gitmesini bekliyorduk biz. Ama bunun olmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Anadolu Efes'in hücum kurguları içinde oyuncuların... Yani şimdi Simon ve Misic'in çok fazla bireysel olarak kendilerini denemeleri vardı. Ve diğer yandan da rakip takımlarda Anadolu Efes oynayan takımların uzunları skora katkı yaptığı zaman Okara White bu maçta öne çıktı. Kavadas kariyer rekoru kırdı. O zaman işler başka noktaya geliyor. Yani Dunstan 32 dakika oynadı. Yani kaç maçta Dunstan 32 dakikaları oynayarak var olmaya çalışacak. Şimdi Ergin Ataman burada belki de taktiksel olarak başka noktalara da gitmesi gerekiyor. Muharman Singleton'a dönebilir. Elijah Bright'ı biraz daha aktif olarak kullanabilir. Ama öte yandan Ergin'in maç yönetme şekline bak. Bu kadar sakin Ergin'i göremezsin yani. Ancak Çeşme'de yazın görürsün yani. Yani maç yönetirken Ergin'in bu kadar sakin olduğu bir ortam ben çok az gördüm. Yani o da hani maç sonu röportajı. Devre arası röportajı. Yani Can bile ne oluyoruz dedi yani. Düşün yani. Evet sorun bu dedi gitti. Şimdi Ergin Ataman... Ki Ergin Ataman'ın maç önü, devre arası maç sonu röportajları hep şeydir. Çok açıklayıcı. Mesela Türkçe röportaja da gelmek istemedi sonrasında. Ya bu büyük ihtimal bir birikim. Onun da memnuniyetsiz olduğu bir noktalar var. Şimdi tabii hani kulübün buradaki duruşu maalesef geldiğimiz noktada idari teknik anlamda idari noktada nasıl olacak, takıma nasıl yansıyor? Şimdi Anadolu Efes'in de bir yapısı var şimdi bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Çok kapalı kutu kulüplerden bir tanesi yani dışarı çok açık bir kulüp değil. Kendi içinde sorunları çözmeye çalışan
Yani burada aile içinde olan aile içinde kalsın hareketiyle yaklaşan bir nokta. Ama Ergin Ataman öyle bir koç değil. Ergin Ataman baskın bir karakter. Yani olayları negatifliğini pozitife çevirebilen ve bunlardan beslenen bir karakter. O yüzden Ergin Ataman'ın da burada kulübün yanındaki duruşu çok önemli, belirleyici noktalardı. Geçen sezon Ergin Ataman'la ne zaman kontrat imzalanmıştı? Erken. Erken. Evet. Real Madrid playoff serisi gibi. Evet. Şimdi o zaman öyle bir reaksiyon. Hatta daha erken imzalandı da sonra açıklanmıştı da şimdi tarihi hatırlamıyorum. Tamam yani sonuç zaman. İtibariyle. Ama erken anlaşıldı. Yani orada bir güven vardı. Şimdi bu sezon, şimdi bu gibi durumlarda herkes birbirinden uzaklaşır. Kendi kariyerini veya kendi durumu etrafına olayları değerlendirmeye çalışır. Ya da bu kriz anında herkes birbirine daha da yaklaşır. Biz buradan nasıl bir şey çözebiliriz'e bakar. Sonuç? Ergin böyle maç yönetiyorsa sonuç zaten ortada demektir. Öyle mi? Bu kadar sakin olamaz mı diyorsun? Ya şimdi... Ya şimdi şu da olabilir. Pamuk gibi yönetmez yani. Bazı yönetimine de tepki olabilir koç. Öyle deme yani. Hani geçen hafta iki teknikten atıldı. Ondan sonra herkesin sebebiyle para cezası aldı. Bir dakika. İki tane kural uyguladılar. Bir... Head coach o sahaya girdi diye yani Yeskevicius'un o zaman tane geçen devamlı hafta, teknik foul şey yap. İki tane, şimdi gerçekçi olalım. Geçen haftanın telafisi için maç sonunda Efes lehine iki tane düdük çaldılar. Birisi Priftis'e teknik foul. Sahaya girdin diye olacak iş değil ya. Bak yani olacak iş değil ya. Biri de foul atışında kaçan foul'da erken girdi demek. Ama ikisi de Efes'in aleyhine oldu ya. Böyle bir şanssızlık olur mu? Yani sahaya girdiğinde tam turnikeyi atıyordu Mitsic orada. Yeresuelo çaldı o tekniği. Mitsic turnikeyi atmıştı. İki sayı gitti oradan. Ondan teknik faul attı. Ondan sonra diğer pozisyonda da Panathinaikos'ta oyuncu erken girdi. O da yani maç sonunda çalınacak düdük değil yani. Panathinaikos'ta oyuncu erken girdi diye faul atışını tekrar attılar. Orada da Muharman tiplemişti zaten. İki sayı da orada olmuştu. Dört yani. Sayı, iki sayı bulduk. Geçen haftayı telafi etmek için iki düdük geldi. Bunu ya anladık ya. Maç sonunda. Anladık yani. Hani bu tamam böyle geldi. Ama o bile işe yaramadı yani. Öyle de bir talihsizlik oldu. Ama niye öyle telafi düdüğü geliyor ki? Zaten biz öyle bir telafi düdüğü ya da işte orada bu oldu, burada bu oldu diye. Ya bunların hepsi Barcelona'dan kaynaklanıyor. Bak Yeskevicius'un o yönetim şekli Barcelona markasıyla birleşince herkes buralarda o sağduyuyu veya olaya objektif olarak bakma kısmında hep altında bir şey aramaya başlıyor. Şimdi şampiyon takım, şampiyon antrenör dediğin zaman onlar o saygıyı görmediği zaman reaksiyonu da daha farklı olabiliyor. Evet. Bence mesela genel siyasetinde de bu işin mutlaka bir etki var. Ama Euro'da yani, otorite boşluğu Anadolu çok Efes, fazla. Yani. Anadolu Efes'in orada da bir duruşu net olarak olmadı. Yani Efes işte Jordi Bertomeu'ya karşı kurulan o ekipteydi ilk başta. Hani Dünya Savaşı'nda ittifak kuvvetleri, İtilaf kuvvetleri vardı ya devletleri. Bunun gibi orada yer aldı. O işte gizli toplantıda da vardı. Hep böyle bu şekilde geldi ama en son oylamada Efes oyunu değiştirdi ve dedi ki hani biz Jordi Bertomeu'yu destekliyoruz. Ya bu o tip ortamda... Bence onun etkisi var koç. Ya var. İsmail ama bak bu gibi durumlarda hani bu seçim durumlarında da bu tip ne derler anlık reaksiyonlar her zaman vardır. Yani bu oyunun kuralı. Yani evet orada böyle olmalıydı diyemezsin. Çünkü orada sürekli kaygan bir zemin var ve ona göre pozisyon veya bir fikir değiştirebilirsin. Bir şey olur. Yeni bir bilgi gelir sana veya yeni bir noktada seni destekleyen bir şey olur. Bu arada argümanı da mantıklı Efes'in yani. Hani yeni Jordan'ın yerine kim geçecek kardeşim? Bunu karar vermeden onu göndermek doğru olmaz dedi. Ya olabilir çünkü oralar farklıdır. Yani orada evet hani yani ben bu etik değerlerle artık şey oldu. Oraları geçtik yani. İşte bir antrenörün yollanması için önce antrenörle vedalaşıp sonra mı antrenör almak lazım? Yoksa antrenör görevdeyken vazgeçtiysen başka bir antrenörle anlaşıp hadi sen artık gidebilirsin mi demek lazım. Şimdi bunlar artık o kadar karar aşamasında farklı şekilde analiz ediliyor ki yani etik değerler bence artık rafta. Hakan sen ne diyorsun genel Efes'in durumuyla alakalı? Abi Efes'in heyecanı yok. Yani şu anda tek bence eksik parça o yüzden zaten evet Mitsic bireysel olarak orada Efes'in oyununu
ya çok yukarıya taşıyor ya çok aşağıya çekiyor. Bu bir gerçek, saha içindeki gerçek ama benim bir diğer nokta da takım halinde o heyecanları yok. O yüzden işte Simon, yani dışa vuruyor o enerji, o heyecan olmadığı için. Etrafına toplanamıyorlar birbirlerinin etrafına. O heyecanı tekrar kazanması gerekiyor. Bunun için kendilerine bir sebep yaratmaları lazım. Bu sebepte sezon artık yarısını geçtik. Bu sebep yavaş yavaş kazanma, eğer bu tip maçları kazanmaya devam ederse Anadolu Efes kazanmanın motivasyonu ile o heyecan tekrar gelecek. Ben yine söylüyorum, Mart'a kazasız girebilirse, evet, Efes Mart'ın sonuna doğru kazasız gelebilirse sonrasında her şey açık hali. Anadolu Efes'in bu sezon başarılı ya da başarısız olarak değerlendirmek için Final Four, başka kriter yok bence. Yani Final Four'a Anadolu Efes Final Four'a peki diyelim, ikinci soruya geçelim o zaman. Birincisi soruyu. Anadolu Efes Final Four'a kalamaz ise başarısızlık kime yazar? Güzel soru. Yıldızlara mı? Ergin Şimdi, Ataman'a mı? Yani ben, kulübe mi? Benim bu noktada şeyim şu. Başarıyı kime yazıyorsan başarısızlığı da ona yazman lazım. Başarıyı kime yazdık biz? Oyunculara, birlikte takım olmaya. Antrenöre ve kulüp organizasyonuna. Yani tek yumruk bir olmaya. Arada, evet, tek yumruk olmaya yazdık yani. Peki hani başarının paylaşımı biraz daha şeydir. Ne derler? Zordur. Herkes ben yaptım der. Başarısızlığın paylaşımında ise herkes birbirine parmağıyla gösterir. En iyi koç ve en iyi yönetici ödülü çıktı Efes'e Euroleague'de. Ama o biraz hem sonuç. Hem en iyi koç hem en iyi yönetici. O zaman başarısızlıkta da o zaman onlara bakacağız yani. Koça ve yöneticiye bakacağız. O zaman Ceska'ya gittiğimiz zaman da Vatutin'le İtutis'e mi yazacağız? Kesinlikle. Yoksa sadece İtutis'e mi yazacağız? Hayır, sadece İtutis'e yazmayacağız. Ya bunlar çok hassas noktalar. Hani. Ya İtudis'in o kararları, İtudis şampiyonluğunda, CSKA şampiyonluğunda İtudis o kararları alırken kulüp desteklemese İtudis zaten o kararları alamazdı. O yüzden başarıda da ikisi vardı, başarısızlıkta da ikisi olacak bence. Yani bir reklam arası verelim, bunu tekrar konuşalım. Bunu konuşmak bitmez ya. Kısa bir reklam arası. Devotion. Euroleague devam ediyor Hakan. Peki Anadolu Efes'in geri kalan dönemi için, sezonun geri kalanı için endişelenmesini gerektiren bir durum var mı? Var. Öyle mi diyorsun? Var, bence var. Yani takım halinde hareket etmeleri gerekiyor. Tabii şimdi Shane Larkin durumu da... Ha tabii, onları da söylemek lazım. Shane Larkin dün sakatlandı maçta. Ve ilk hani elle yapılan tetkiklerde bir esneme olabilir, dizindeki yan bağlarda esneme olabilir şeklinde bir yorum var. MR çekildi. İşte bugün o MR'ın sonuçları biraz daha net okunacak, onun üzerine konuşulacak. James Anderson sakatlandı sol kalfından. Orada da yırtık olduğu söyleniyor. Çok kolay olmayacak açıkçası, o iki sakatlık da kötü. Zor da bir fikstür var. Yani Zenit üstü CSKA deplasmanı. 2'de 0 olursa mesela büyük kriz olur yani. Evet. Koç? Oh, nereden tutsak? Bilemiyorum ama yani hep potansiyel diyoruz. Ama altını doldurmakta yani... Hani istatistik kağıdına baktığın zaman işte oyun kurucularından 11 asist bulmuşsun, bir top kaybı. Wow, ne kadar iyi, oyun kurucular çok iyi oynamış diyorsun. Moerman ve Dunstan skora destek vermiş. Vay, 4 ve 5'ten. Yani istatistik kağıdı her şeyi özetlemiyor burada. Ve sonuç itibariyle bak, dünkü maç biraz daha üst seviye bir takımda olsaydı 15'le biterdi, kaybederdik. Yani burada o... İğneyi de batırmak gerekiyor kendimize. Evet. Potansiyeline saygı duyuyoruz. İnşallah her şey yoluna girer. Umarız bir arada hareket etmeye başlarlar diyelim. Bir Euroleague'i burada noktalayalım. Hoşçakalın. Köşede Corey Higgins. İsabet yok ama Roland Smith takip smacı. Belki ona baskısınız. Raquel. Çembere gitti. Raquel!
muhteşem bir smaç Trakel'den. Sheamus Azer, Sheamus Azer uzandı topa, çalmayı başardı Sheamus, tek başına gidiyor Sheamus Azer! Oh! Oh! Sheamus Azer! Harika bir lastiğin müthiş bir ürün Sheamus Azer! Possession, gotta act fast. Another shot, another pass. The city comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion.